İstanbul, Boğaz ve vapurlar. Bu üç sözcük bile İstanbul'un büyüsünü, hiçbir kente benzemezliğini anlatır bize. Bir Boğaz vapuruna atlayıp martılar eşliğinde kıta değiştirmenin verdiği haz, bu kısacık yolculuk terapi gibi gelir insana. Özellikle de yıllarca İstanbul özlemiyle başka kentlerde, ülkelerde yaşadıysanız. Demli çayını, rüzgarın sesini, martılarla simidinizi paylaşmayı özlediyseniz. Türk mutfağı için bir şey yapmaya karar verince, sokağa çıktığımda böyle motora binip karşıya, Üsküdar'a, Kadıköy'e geçebilmeliyim, Kapalı Çarşı'ya gitmeliyim, sokakların arasında yürüyebilmeliyim, o şehrin büyüsünü hissetmeliyim. Yani bana ilham vermeli. Asya'da bunu yapamazdım. Çünkü hissiyat eksik kalıyor. Bakar mısın şu kuşların güzelliğine denizin üstünde? Çok geziyoruz. Evet. Her yere gidiyoruz. Evet, değil mi? Buraya tekrar geldiğimde içim böyle daha böyle bir kıpır kıpır oluyor. Evet, evet. Kavafis'in dediği gibi yıllar önce bu şehir arkandan her zaman geliyor. Gelecek de hepimiz. Nereye gidersen git, şehir evet, arkandan evet. Gelir. Müge Akgün 5. Tat programında yine birbirinden değerli şefler ve mesleğinde fark yaratmış konuklarıyla izleyicilerini gastronomi, sanat ve kültürle iç içe keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Bu bölümün konukları iş insanı Leyla Alaton ve ünlü şef Fatih Tutan. Geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bu, harika bir toplantı. Yabancısı değilsiniz aslında. Hiç sizin değilim. Sevdiğiniz hiç ve değilim. Geldiğiniz yerlerden sürpriz olmadı size. Çok başında sevgili dostum Saffet Emre Tonguç'un davetlisi olarak gelmiştim. Sonra da dostlarımı davet ettim. Türkiye'nin en ünlü gruplarından birinin kızısınız, ikinci kuşağısınız. Kendi ayaklarınızın üstünde durdunuz. Mesela 30 yaşında iş kurdunuz. Neydi sizi ona iten? En çok onu merak ediyorum. Ben Amerika'dan döndüğümde 86'da babam enteresan bir arazi bulmuştu. Ben de şansım o devrede döndüm ve o projenin pazarlamasında, halkla ilişkilerinde yer aldım. Orada çok şey öğrendim. Reklamcılığı, halkla ilişkileri hepsini işin üstünde öğrendim. Ama sonra bir proje yoktu. Dedim ben bir bakayım kendim bir şeyler becerebilecek miyim diye. O havayla çıktım. Baktım kimse bana iş vermiyor. Ama Allah bir kapıyı kapatırsa öbürünü daha büyük açıyor. Yabancı şirketlerin Türkiye'de halkla ilişkiler danışmanlığını yaptım. Yani atlarsan suya çok heyecan verici şeyler oluyor. Babam da Üzeyir Bey de hiç durdurmadı beni. Aman sen gidiyorsun biz ne yapacağız? Sensiz hiç olmadı kimse vallahi. Çok da iyi oldu. Şimdi saygıyla analım bu arada. Benim çok. De çok sevdiğim bir isimdi İshak Bey, İshak Alaton. Sohbeti, vizyonu, dünyaya bakışı. Her şeyi çok özel bir insandı. Şimdi de zaten holdingin yönetim kurulu üyesisiniz. Evet. Fatih'e birazcık böyle bir takım şeyler sormak istiyorum. Ben biliyorum, aslında birçok insan biliyor ama senin hikayen de bana çok ilginç geliyor. Yani 17 yaşında liseyi bitirmiş genç bir çocuk yurt dışına gitmeye karar veriyor ve o mektupları yazması, CV'sini hazırlayıp restoranlara, otellere yollamam bile çok özel bir şey. Yani Türkiye'de insanların gözü hep batıya dönüktür. Ama o yaşta inanılmaz farklı bir düşünce var. Ben uzak doğuya gideceğim. Ne kadar yani vizyoner. Tüylerim diken diken oluyor. Ben batının da aslında evet, doğudan evet, ilham aldığını ki. Keşfettim. Kesinlikle. Ama Chef Pyre senin. Paul Perry, evet. Ha. İkinci stajımdı işte Bolu'da aşçılık okulunda okurken. Paul de Fransız bir şef olmasına rağmen kariyerinin birçoğunu
Asya'da yapmış bir şef. O Fransız şefin bu başarısını ve gerçekten Asya'da yaptığı kariyeri görünce benim gözlerim açıldı ve Uzak Doğu'ya gitme hikayesi böyle başladı. Evet, bekletmeyelim. Ne yiyoruz? Nasıl bu bize menü bu yengeçli hazır? Melemen. Oo. Blue Crab, şey, Dalyan'dan gelen mavi yengeçli. Oo, Dalyan'dan. Altında menemen harcı var. Şimdi bu yumurtaları tereyağının içinde böyle yavaş yavaş konfi olarak pişiriyoruz. Üzerinde böyle taze pişmiş, her gün canlı canlı gelen şeyler var. Bunda üzerinde biraz kıtır ekmek, biraz da çemen yağı var. Bu bizim böyle başlangıçlarımızdan bir tanesi. Fatih'te en çok bunu seviyorum. Ne yediysem her lokmayı ağzıma atışımda sesi çıkıyor. Evet, bu olmuş. Yani İyi malzeme olmadan asla iyi yemek yapamazsınız. Siz ne yaparsanız yapın, imkanı yok. Onun için de sezonuna göre başka menü yapıyorsun. Biz çok mikro sezonsal çalışıyoruz. Yani sezonun en iyi, en taze nesi varsa, mesela bu, şimdi pazardan ne aldıysam sebzeleriyle yapmaya çalışıyoruz. Aslında biz olaya biraz şöyle bakıyoruz. Doğa ana zamanında ne veriyorsa onu kullanmak önemli. Mesela eriği düşünün. Erik yeşil yeşil çıkıyor. Ekşi ekşi. Ondan sonra zamanla rengi değişiyor. Şeker oranı yükseliyor. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor değil mi? Onun bir pik zamanı var. Onu yapacağınız zaman toplayıp ondan bir şey üretip onu bir sonraki sene de kullanabilirsiniz. Yani biz buna cooking with time diyoruz. Fermentasyonu, turşuyu, kurutma yöntemlerini, işte salamurayı en iyi anlatan şey bu. Zamanla mesela tarhana da öyle. Tarhana yapacağın zaman tarhananın en iyi zamanını bulursun. O ürünlerle tarhana yapıp kışın yersin. Sonra bir daha o döngü gelene kadar yiyorsun. Patlıcanın bile o kadar aslında kısa bir zamanı var ki. Çünkü bizim için eğer o yemeği yapacaksak o ürünün en lezzetli zamanına ulaşmamız gerekiyor. Ya domatesin aslında gerçek domatesin bir aylık ömrü var. Ben çok üzülüyorum. Yani. Marketlerde patlıcanlar, kabaklar, domatesleri gördüğümde alıyorlar. 12 ay var ama değil mi? Çocuğumuz istiyor. Hayır, çocuğuna yararı yok onun. Hep içimden kanser alma demek geliyor. Bunlardan dolayı işte. Ama belki de bunları şey, yani evet çok kolay değil bu döngüyü değiştirmek ama keşke hep taze mevsiminde ve en yakın bölgemizde, bence ülkemizden şeyler yesek. Eğitime bu yönde eğilmek gerekiyor. Eğer biz küçük çocukları ilkokuldan alıp ayda bir kere tarlaya götürüp onlara işte soğan böyle yetişiyor, şu böyle oluyor, bu böyle oluyor eğitirsek eğer, onlar bu doğanın döngüsünü, ekosistemi anlarlarsa, bu kültürde büyürlerse bence ilerideki nesillerde daha bilgili ve daha faydalı olacak. Bizde ben şeyin eksikliğini hissediyorum. Avrupa'da başladı şimdi biyomarketler. Yani bütün ürünler çuvalların içinde ve kendi evinden getirdiğin kağıtlar veya orada kağıt oluyor da naylon zaten yok. Biz yani onlarla alıp kasada tartılıyor. İlle yani bu kutuda mı gelmeli? İlle kutunun içinde bir de naylonun içine mi sokulmalı? Yani buna ben karşıyım. Çok ona biz sanayi paketlenme diyoruz işte. Sanayi falan değil bu ya. Ya hayır, bizim zaten hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Bizim geçmiş geleneklerimize, alışkanlıklarımıza dönmemiz gerekiyor. Evet, ben aslında çocukluğumda, çocukluğumuzda biz öyle alırdık nohutu, bulguru. Şeylerden ve çok da alırdık. Mutlu ve çok da güzel günlerdi. Bizim hepimizin yapması gerekli olan bu aslında. Bıçağınızı seçin istiyorsanız bir sonraki yemek için. Rengini seçelim değil mi? Yani farklı farklı materyalleri de var. Mesela geyikler her kış boynuzlarını döküyorlar. O döküldükleri beyaz olanlar mesela geyik boynuzları. Onlardan o gül ağacı olması gerekiyor. Ben de ceviz ağacı var, onu seçeyim. Ben ne aldım? Sen de geyik boynuzu geyik aldın. Geyik yani boynuzu. Demek ki şimdi ne yiyoruz? Et yiyoruz. Bu kuzu yemeği çok enteresan. Biz kuzuları böyle incecik kestik. Onları üst üste koyduk. 26 kat böyle kuzu, yağ, soğan, mantar yapıp sanki kuzu da etinden wagyu yaptık. Ondan sonra onu da böyle kesip ızgarada pişirdik. İnanılmaz yatay bir şey. Yatay bir döner gibi, evet, bir şey gibi, yaptınız. Öyle bir şey. Yanında da patates kızartması var ama altında da yoğurt. Üzerinde biraz salçalı domates var. Biraz da dağ keki. Hep böyle bildiğimiz tatlar ama aslında işte iyi İskender'in hazırlanmış. İskender'in kuzu versiyonu. Gibi, evet. Tablo gibi.
Fatih'cim, tablo gibi ve tabağın sıcaklığını da bu, herhalde hissediyoruz. Onu, bu tabağı bunun için tasarladık biliyorsunuz. Bunu ilk hepsi kez gördüm. Seramik sanatçıları yapıyor, Türk evet. Seramik sanatçıları. Çok güzel, evet. Ne sosu? Bu tütsülenmiş kuzu yağı ve döner suyu. Tütsülenmiş kuzu yağı ve... Döner suyu. Döner suyu. Nasıl? Böyle kalori alınca helal olsun diyor insan. Hele öğlen yemek kadar sevdiğim bir şey olamaz. Dana için de çok dikkatli olmamız lazım özellikle. Çünkü dünyada en çok tüketilen şey ve yani 1,5-2 ton mu bir tek? Büyükbaş hayvanın yetişmesi hemen harcadığı su. Bunları düşündüğümüzde de çok az et yememiz gerekiyor. Dokusu da müthiş Fatih. Yani, milföy gibi. Evet, milföy hamurundan mı? Yok, patates. Biraz anlatır mısın nasıl bunu? Bu patatesi aslında ince ince kestikten sonra 3-4 cips tane... Cips gibi onları birleştirip böyle biraz kat kat baklava gibi yapıyoruz. Ondan sonra onu sirkeli suda haşlıyoruz biraz. Haşladıktan sonra da beef fat dediğimiz dananın erimiş yağının içinde kızartıyoruz. Çünkü patates en lezzetli hayvan yağının içinde kızarıyor. Evet. Ayçiçek yağında ya da zeytinyağı değil. En lezzetli yapan o zaten. Hani Belçika'da, Fransa'da fries böyle güzel olur ya. Evet. Bunun sırrı aslında o yani. Onlar duck fat de kullanırlar, ördek yağı. Size bir şey hatırlatmak istiyorum. Sevgili Müge de hatırlayacak. Sen yoktun burada o zamanlar. Biz somon işine girdik. Somonu ithal edip burada bir fümeleme tesisi kurduk. En azından marine somon, gravlax, bütün bunları yaptık ve somonu tanıtmak da benim işim oldu. Ve hiç unutmam, müthiş bir kitap hazırladım. Türkiye'nin en ünlü o zamanki 10 şefi 10'ar tane somonlu tarif. 100 tane somonla yapılan yemek. Çok iyi o günleri hatırlıyorum yani. Gerçekten Leyla somonu Türkiye'ye tanıtan ve sevdiren isim. Ayrıca bu en ünlü şeyleri Smör Brö'leridir Kuzeylilerin ve bu hep bir yemektir somon, o yani. Somonludur. Üstüne birazcık turşu. Bazen 2-3 karides. Ne kadar faydalı. Somon da bir de öyle bir balık ki aynen, çok omega, fazla omega, çok farklı omega şey yapabilirsiniz. Evet. Çok kullanımı çok ızgarasından buharına çiğ, ben sushi. Ben buna benzetiyorum. Her şeyin çiğ, evet, içine çok, girebiliyor. Ya her somon şeyin içine. Sanırım en çok farklı teknikle pişirilebilen balıkların ilk üçüne falan girer ya. Herhalde 6 yıl falan oldu. 6 ya da 7 yıl önce Bangkok'ta restoranın şefiydi ve onu söylemem gerekiyor. İki tane yediğim şeyi unutamıyorum. Bir tanesi midye dolma. O midye dolmayı ilk ağzıma attığımda, bunu ısır Müge dediğinde bakıp yüzüne ısırdım ve aldığım tadı, o şeyi unutamıyorum yani, muhteşem bir şeydi. Çocukluğunuzdaki midye dolması tadı ama kabuğuyla beraber yiyorsunuz, muhteşem. İkincisi de annenin mantısı. Evet. Midyeyi belki sen yaparsan tekrar denerim çünkü senelerdir yemiyorum. Bir tanıdığım sayılık olmuştu. Dışarıdan midye zaten yemeyin. Ben onu, size yani, gerçeğini de anlatayım. Ben de yemiyorum. Dışarıda yapılan midye dolmanın içine tavuk bulyon tozu atıyorlar. Tavuk bulyon tozun içinde monosodyum glutamat var. Bu da yediren umami anlamına geliyor. Evet, evet. Ama aslında sahte lezzet. O içinde olduğu MSG. İçin de, MSG olduğu için de mesela hani gidersin de tablanın başına aç. Çin aç dersin, duramazsın. Olan, değil evet, mi? Çin restoranlarında çok kullanan. Duramıyorsun değil mi? Habire aç bir tane. O seni yediriyor. Ama aslında kullanılan malzeme ve midyenin doğal ortamından geldiği için midyelerin zehirli olabilmesi, içinde kum, taş olması yani çok büyük ihtimal. Evet, şunu ama hemen böyle lafı arasına girmek istiyoruz. Biliyorsunuz programımızın adı 5. tat, o da umami. Aynen öyle. Doğru. Umami aslında sahte bir şey değil tabii değil, ki. Sahte bir yani şey değil, sahte bir şey değil. Umami, domates salçası, biber salçası. En büyük umami, tarhana da umami. Tarhana da. Sonra tuzlu balık yaparız ya, tuzlu balığın ya da lakerdanın o sızan tabii suyu. Yediren bunlar, su, garum. Şimdi işte, garum dedikleri biz aslında onu çok kullanmadık işte. Gelibolu'da sardalya yapılır, aslında tuzlu balık. Aslında onun suyu garum. Onun çöpe suyu. Atılmaz ben yani. Çocukluğumda keşfetmişim onu.
Babam yapardı. Ben hep suyunu yalardım yerde. İşte yediriyor, yediren evet, lezzet umami. O inanılmaz bir şeydir. Hani umami çok özel, güzel bir şey. Var ama aslında yani, tabii ki beri. Sentetiği tehlikeli yani, her tehlikeli. Anlamda. Yani sentetiği MSG mi oluyor? Evet, evet. Monosodyum glutamat. Evet. Korkunç bir şey çünkü her yerini zaten şişiriyor. Evet. Ben evet. Bir Çin restoranına gittiğimde MSG koymayın diyorum. Zaten... Koymadan lezzet yaratabilmek zaten şey önemli yok olan. Ama. Onu, onu o işin aslında hilekarlığı. Ya dışarıda yediğiniz evet. Cipslerden tutun da tuzlu ne kadar paket aldığınız şey varsa hepsinin içinde MSG evet. Var. O yüzden çocukken bir kere yedim mi o tat eğer beyninize o sinyal bir kere gitti mi ondan vazgeçemiyorsunuz. O yüzden biz duramıyoruz. Ben de Antep'ten aldığım kuru, güneşte kurutulmuş biber ve domates salçasını kullanmadan duramıyorum. Yani. Tabii, çünkü zaten ya da tavuk suyu kendim yapıyorum. İlikli kemik suyu kendim yapıyorum. Biz o tadı bütün ev kadınları da hepimiz zaten şefler biliyor söylememize gerek bile yok. Bulabiliriz. Leyla yemek yemek için dışarı çıktığında hani yeni açılmış bir restoran diye mi yoksa ben bunu özledim diye mi ya da keşif için mi nasıl yaparsın planlarını? Daha çok keşif için, yeni bir tat tecrübesi yaşayabilmek için ama hakikaten yurt dışında özellikle ben de uzak doğucuyum. Çünkü ben de böyle pozisyon alan yemek diyorum. Punchlik böyle evet, daha vuran onun için şey uzak doğu bana çok uyuyor. Ama enteresandır ben mesela gençliğimde görmüştüm. Annemin bir arkadaşı yabancı misafirlerine, konsoloslara, elçilere Türk mutfağı adına karnıyarık veriyordu. Bize göre çok sıradan ve hep gördüğümüz için aslında yabancı biri için özel bir inanırsa çok aynı özel. Şeyi yapıyorum bugün. Çok özel. Onları vermeyi tercih kesinlikle. Ediyorum. Kesinlikle. Zaten bizim geleneksel yemeklerimizde hiç yanlış bir şey yok. Türk mutfağını, Türk mutfağı yapan zaten o signature yemekler. Bir karnıyarık bence bize göre çok basit ya da sıradan gelebilir ama buraya yabancı bir şef geldiğinde o karneyi yiyince kendinden geçiyor adam. Yani tabii. Sonra pilavlarımız mesela ben şeyde çok üzülüyorum işte risotto mu işte paella mı ya o kadar güzel yüzlerce çeşit bademli pilavımız var. Varken. Bademli safranlı pilav, nohutlu tavuklu pilav, yüz patlıcanlı pilav, evet, domatesli patlıcanlı geçen, pilav. İki hafta önce nasıl Özbekistan'a gittim. Pilavın doğduğu yere gittim. Yani gördüm. Kazanlarla pilavlar ama böyle bir pilav yapımı olamaz yani. Bizim kültürümüzden geliyor pilav aslında. Yani Türk kültüründen. Tadı veren yağ değil yağ, mi? Ne paylası ne risottosu. Yağ bir... mı veriyor onun yağ, tadını? Evet, ya. Evet. Ama pişirme şeyi kullandım. Ben geçen hafta sade yağ aldım. En çok ne de kullanırsınız bunu dedim. İki şey de dedi. Kalitesi de belli olur, yemeğin lezzetini de patlatır. Bir tanesi pilav, pirinç pilavı. Bir diğeri de yumurta, yağda yumurta. Tabii tabii. İkisini de yaptım. İnanılmaz gerçekten. Bol. Bu Antep dedin de şimdi bak bu tatlı da birazcık Antep'in de ilham kaynağı var. Bu şimdi... Hı-hı. Fıstık çok görüyorum. Özel bir tatlı. Fıstık değil, üzerinde hem fıstık var hem de matcha var. Matcha. Evet, yeşil çay tozu bu Karadeniz'de yetişiyor. Şahane. Sütün üzerinde bekledikçe böyle kaymak oluşur ya, incecik bir. Evet. Evet. Biz o kaymaklardan günde 50 tane yapıyoruz tek tek. O kaymakların içine fıstık kreması doldurduk. Biraz da fıstık, bir de ortasına baklava yufkasını sade yağ ile pişirip şekerle arasına koyduk. Yanındaki de manda sütü dondurması, biraz da bergamot var. Bu tatlıyı parçalamadan böyle katman katman yemek gerekiyor. Vay. Ve kalori şeyini zaten yazmıyorsun. Bu çok hafif bir tatlı bu arada. Çok şimdi yiyince anlayacaksın. Tatlı. Evet. Bir dakika, baklavası içinde. Vay. Fatih, uçmuşsun sen artık burada. Ha? Bu başka bir boyuta geçmiş. Ben, nedir bunun adı? Fıstık topu. Şey, bir yemek büyücüsü, lezzet büyücüsü. Evet. İşte umami bir de Antep fıstığında var. Evet. Bizim fıstığımız çok iyi. Bizim Mürver'de dediğimiz Antep'te yapılan o fıstık. Ben çiğ yiyorum her gün, bir bağımlısı gibiyim. Ondaki lezzet hiçbir şeyde yok. Tadını çok seviyorum. Evet, fıstık geçen çok lezzetli. Kavrulmadığı sürece. Baklava geldi, tahmin edersiniz nereden? Evde bulunması bile tehlikeli yani. Evde onu bulundurmak tehlikeli çünkü başka elin sürekli bir şey, gidiyor. Başka bir şey düşünemiyorsun, yapamıyorsun, o kutu bitmeden yaşayamıyorsun. Evet, değil mi? İşte ben, benim için Antep
fıstığı yemenin bir yolu baklava yemek. Sadece bir avuç Antep yemek daha bana ilginç geliyor ve çok şeker oranı da yüksekmiş biliyorsundur. Yağ oranı o kadar yüksek. Yağ oranı yüksek ama şeker değil. İçindeki şeker oranı da Allah en Allah yüksek. Ben ama en çok şebiyeti severim. Benim en favori baklava çeşidim şebiyet. Ben de severim. Ben şeylere benzetiyorum yani Antepleri. Tayland'daki yemek kültürü de öyle. Evet. Yemeklerine dokundurtmamışlar, bozmamışlar. Evet. Antep'e gittiğinizde herkes hakkıyla yemek yapmaya hala çalışıyor. Evlerinde özellikle. Tayland'da da öyle mesela. Sokakta yediğiniz yemek de restorana kimse kötü yemek yemezsiniz yani. Ama Türkiye'de belki Anadolu'da yanlış olmaz. Esnaf adam işinin başındadır. Sabah kalkar 6'da bismillah deyip başlar işine, pişirir. Ondan sonra öğlen servis eder, işinin başına durur. Ve riske de giremez riske de, çünkü hemen hayır, duyulur. Tabii duyulur, kötü kimse gitmez. Kimse gitmez. O sanayide güzel lokantalar vardır ama evet, İstanbul'da evet. Ne yazık ki insanlar biraz böyle tanındıkça işlerinden hemen yavaş yavaş sıyrılmaya başlıyorlar. Kendilik haline bırakıyorlar. Özellikle bu yeni açılan restoranların süreksizliğini diyorum ben buna. Evet, evet. Kesinlikle o restoranın sürekliliği olmuyor. Küçük her evet, zaman her iyidir. Her zaman da. Ne kadar yani, mekan büyüdükçe, evet, büyüdükçe bence o kadar şey azalıyor. Şimdi bu mekanda da 40 kişi yerine 40 kişi. Her gece 80 kişi de ağırlayabilirsin. Ama öğlen öyle bir yemek çıkaramazsın. Yani. Bizdeki kebapçılar ünvan gibi 400 kişilik, 500 kişilik. Hepimiz biliyoruz ki 500 kişiyi aynı kalitede bir gecede yemek ama çıkmaz. Ama Müge'cim turisti de 10 dolara yemek yedireceğim diye getiren turist grubu var. Evet, öyle bir 500 dolarlık yemek yedireceğim diyen var. Onun için kaliteli turist gelmesi lazım. Mühim olan bravo. Kaliteli. Benim kaliteli, en büyük problemim evet. Bu. Yani ülkeye kaliteli yemek yemeyi de bilen, parayı kaliteli harcayabilecek insan gelsin. Biz de turizm işindeyiz biliyorsunuz. Yani inanın çok büyük bir faktör yemek otel işinde. Yani insanlar hakikaten belki daha çok para vermeye razılar ama yeter ki o aynı tadı bulabilsin ve hep yeni bir şeyler keşfedebilsin. Mesela Akdeniz kıyılarında bir sürü otelimiz var. İnanılmaz. Bu otellerde inanılmaz bir gıda israfı var. Yani inanılmaz. İnanılmaz. O yüzden hani her şey dahil sisteminden çıkıp daha böyle zamanında yemek yapıp sunmak bence daha doğru. Ama yani yemek israfına en çok yani tahammül edemediğim şey özellikle benim mutfağımda da çöpe hiçbir şey gitmeyecek. Ben gördüğüm zaman atılan şeyleri çok üzülüyorum. Ben şu kadar yani yok hasta atıksız mutfak bakmaya. Biz çünkü öyle yetiştik. Atıksız mutfak. Bizim kültürümüzde her şeyi, de o var yani. Bayat ekmekten biz yemek yaparız. Tabii. Her şeyden evet. Bir şey yaparız. Bunu biz içselleştirirsek zaten o zaman şeye de gerek kalmayacak. Ve insanın sağlığına da zararlı bu kadar karışık şey yemek. Aman bir aman öğünde aman. 15 çeşit görmek yemek yenir mi? Görmek zaten insanı şey yapıyor. Ben hafta sonu Atina'daydım. Çok güzel şeyler deneyimledim. Yani büyük bir rekabet var bir kere dünyada. Evet. Bugün çok cazip bir meslek. Şef olmak. Hakikaten artık kızların da rağbet ettiği bir sektör. Şef bence en karizmatik meslek. Evet. Sanatçı. Yemek yapan birini izlemek inanılmaz insana zevk veriyor. Çok, çok. Evet. Son 10 yıldır, 20 yıldır kadın şefler çok arttı. Evet. Ben Fatih'i o bakımdan da takdir ediyorum. Öyle birkaç isim var İstanbul'da özellikle. Bir pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Mutfaklarında mutlaka kadın şefler bulunuyor. Kadınların yaratıcılığı, duyguları, erkeklerden farklı olan yönlerini mutfakta kullanmayı öğrenmek çok önemli. Ben şimdi kadın bir aşçının bir şeyi hazırlamasındaki dedication dediğimiz o böyle sebat. Onu sebatıyla erkek bir aşçının yaptığının arasındaki farkı görebiliyorum. Çünkü bazı bir iş var diyorum ki bunu sen yap diyorum. İşte kadın aşçıya diyor mu? Bunu sen yap, bunu da erkek aşçıya veririm. Çünkü biliyorum ki o bunun elinden daha iyi çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü herkesin kendine bir yeteneği var. İkisine de yer vermek ve ikisinin de o ekibin fazla içinde olması. Fazla kadın da olması. Almıyorum mesela. Hani o zaman da ortalık karışıyor. Birbirlerine yemeye başlıyor. Yani onun bir dengesi olması evet, lazım. Evet, dengesi olması kesinlikle lazım. Kesinlikle. İkinizin de aslında böyle bir yaratıcılık var tabii kendi yaptığınız işlerde. Bir sanata da işte güncel sanat mı ya da işte klasik resim mi ya da sanat mekanlarını dolaşmayı bildiğim kadarıyla seviyorsunuz değil mi Leyla?
çok çok seviyorum ama bunun kadar, Fatih'in yaptığı kadar, yani ben buna çok önemli bir sanat diyorum. Evet. Ne diyoruz buna? Bu edible art. Yani edible art. Ben disposable art diyorum. Yani hakikaten daha çabuk tüketilemezdi. Yani bu saatler süren bir çaba, arkasındaki tasarım ve tecrübe, bir de ne kadar çabuk tüketildiği bana biraz yazık, günah geliyor. Şimdi heykeltıraş arkadaşımın atölyesine gidiyorum. Bir şey görüyorum böyle. Çizgisi ve yaptığı şey o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Ondan sonra onu lezzetli bir yemek ortaya çıkardıktan sonra o aldığım ilhamla nasıl acaba o birleştirebilirim? O formu kullanabilirim. Yani sanat bizi besliyor, besliyor kesinlikle. Çünkü başka hayal gücümüzü ve inovasyona açıyor, itiyor. Çünkü eğer bir şefsen ve gerçekten dünya arenasında bir şeyler yapmaya çalışıyorsan seyahat etmen kesinlikle gerekiyor. Sadece aynı mutfağında kalarak yapamazsın. Gezmen gerekiyor. Elbette sanat hepimizi besliyor, düşündürüyor, farklı bir bakış kazandırıyor. Müge Akgün ve Leyla Alaton, lezzet ve sohbet turunu son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm geçiren Bomonti semtindeki çok özel bir mekanda sonlandırıyorlar. 1890 yılında İsviçreli Bomonti kardeşler tarafından kurulan, semte adını veren eski fabrika, günümüzde yeme içme ve kültür sanatın buluşma noktaları arasında. Kuşkusuz içindeki en önemli mekanı da 5 yıl önce açılan, fotoğraf sanatının büyük ustası Ara Güler'in tüm arşivinin yer aldığı Ara Güler Müzesi. Yaşamının neredeyse 70 yılını vizöründen bakarak geçiren, kendi deyişiyle foto muhabiri olan Ara Güler, geride paha biçilemez fotoğraflar, portreler bıraktı. Doğup büyüdüğü kent İstanbul'u, özellikle de Boğaz'ın iki yakasını kuşlarıyla, kayıklarıyla, balıklarıyla, olağanca doğallığıyla fotoğraflayan büyük ustayı özler...